Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Xitay bultur tarım neftlikeden 33 milyon tonnı neft ve gazını bulan talan kılgan. Xitay Şarkı Türkistan'a tecavüz kılıp girgenden beri nefet, tabii gaz ve başka tabii baylıklarını izgil bulantılan kılıp gelgen bulup, yakından beri bulantılan kılış kölümünü teyhamo kenaytken. 2023 yılı tarım nefetlikeden 33 milyon 530 man tonlu nefet gazını bulantılan kılgan. Xitay Teşvikat Organı atılmış Şinjan gezisinin 1 yanvardaki haberde, Xitayning 2023 yili 12 ayının 31 günü geçe tarım neftlikidin bütün yılda algan nefet gaz mahsulat miktarının 33 milyon 530 man tonnağı yetip 2022 yildeki oxşaş mezgildikidin 430 man tonna aşqanlıqı bu tarım neftlikinin nefet gaz mahsulat miktarının o da 4 yıl 30 milyon tonnadan eşşi hem muqim eşşini saqlap Xitayning energiya bexatarligiga kapalatlı qılganlıqı bayan qılınğan. Növette Xitay rejimi tarım neftlikini en çok dereceden taşkırı çoğunkur nefet gaz işlep çıkırış bazısı kılgan bulup, Xitay'nın atılmış garipnin gazını şarkı yetküzüş namedeki bulantılan kılış hareketi de tayanğan asaslıq gaz mənbəsinin biri bulup kalgan. Bildirilişçe Xitay 2023 yılı tarım neftlikini adetin taşkırı çoğunkur katlamdan zor nefet gaz baylıqını strategilik uğrun kılışını nişallap uymallıqını umumyüzlük tekşürgen. Yeni bir növetlik kan izdeşte büs şahsılı kılıp 2023 yılı ilgiri kiyim bulup Boz Dabey 1 trilyon kubmetrlik adetin taşkırı çoğunkur gazlıq rayonu Fumen 1 milyar tonluluk adetin taşkırı çoğunkur nefet rayonunda nefet gazını bir taraf kılış yadroluk kuruluşunu ışık giriştirip bulantalan kılışını kölemleştirgen. Közetküçüler Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'dan çıkan baylıqlarını pekatlı Xitay'nın ihtiyacını kandırışkı şiltuvatkanlıqını, hakiki iyileri bolgan yerlik halkının heçkandıq menpaetke erişelmegenlikini, hatta namıratlıq içide yaşayavatkanlıqını, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgancılık cinayetigi mazhalda, Şarkı Türkistan'ın baylıqını ilgar teknikiler arkalıq zor kölemde bulantılan kılıvatkanlıqını bildirişmekte. Hindistan iqtisadi Xitay iqtisadiga yetişib olmoqda. Xitay iqtisadining üzlüksiz chekinishiga ergishib, Hindistonning iqtisodi Xitay iqtisadiga yetişib olgan. Yaponiya vaqt kelsining 2 yanvar xabar qilishicha, Hindistonning iqtisodi jo'sh urib ravojlanayotgan bo'lib, pay bahosi yaxshi bo'lgan. Hukumat ul aslahalariga kuchab mablag' solgan. Şundaqtımı Hindistan şirketlerinin yetersizlikleri mevcut bulup, salgan məbləği bazarının tərəqiyyat sürüydüge yetişelmigən. Kəlgüsüdeki sodunun eşşiği selindigən məbləğ izidi toxtap qalgan. Gerçi məbləğ Hindistan payçekigi eqibatqan bolsumu, bıraq çətəl şirketlerinin uzun müddətlik məbləğ seliş əhvali tövəlligən. Bundaq əhvalda hükümet məlum vaqtqı qədər çıxımını azaytışı kerak ikən. Eğer xüsusi ilgilik məbləğ köpəytilməgən əhvalda, iqtisadqa pasif təsir görüstüşü mümkün ikən. Xitay rejimi Tayvan saylımını qalaymaqan qılışqa urunmaqda. Xitay rejimi Tayvanı qalaymaqan qılış üçün Tayvan xalqını saylamdan ilgiri atalmış tarixinin toğru tərəfədə turuşqa çağırıp həyvə görsətməkdə. Janubiy Xitay Səhər Poçtasının 2 yanvar xəbər qılışça, Xitay Komünist rejimi Tayvan İşlər İşxanası yeni yıllıq təbrikləş sözüdə Tayvan xalqını atalmış tarixinin toğru tərəfədə orun elib, Tayvan müstəqilliqiga qarışdırışqa çağırıq qılğan. Bildirilişçe bu söz Tayvanda ötküzülmekçi bolğan prezident saylamığı 2 haftadan az vaqt qalğan bir paytda eytilğan bolup, bu qetimliq saylam Tayvan bilen Xitay çoŋquruqlığı ve Xitay-Amerika münasibetini belgileşte intayin muhim dep qaralğan. Xitay Komünist rejimi Tayvan İşlər İşxanasının müdiri Song Tao Tayvan xalqının iki dövlət xalqıqan münasibətini atılmış tinç tərəqqiyatının toğru yoluğa qaytırıb, Tayvan bilen çoŋquruqlıqning birləşişini ilgiri sürüşi kerekliğini dava qılğan. Tayvanda 13 yanvar prezidentlik saylımı ötküzüldüğün bulup, növette Xitay rejimi hərbi təhdid ve yalgan təşviqatlar arqalıq saylamına qalaymaqan qılışqı urunmaqda. Tayvan Xitayning atalmış birleşiş vaqti uchuriga qattiq inkas qaytirdi.
Tayvan rahbari Tsai Ing-wen Xitoy Kommunist rejimi raisi Xi Jinping'ning yangi yillik kuchurida Xitoyning Tayvan bilan jam bo'lishining muqarrar ekanligi to'g'risidagi bildirishlarga javob berib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi asosliq prinsipining demokratiya ekanligini ta'kidladi. Xi Jinping yangi yillik so'zida Xitoyning Tayvan bilan birlashishining muqarrar ekanligini da'vo qilib, bulturqog'i qarg'anda texmo kuchlik til qo'llangan bo'lsa-mu, Xi Jinpingning bayonoti Xitoy organ taratqosi Xinhua agentligining rasmiy inglizcha tarjimasida texmo yumshoq ohangda naql etilgan bo'lib, Xitoy jazman jam bo'ladi deyilgan. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen Xi Jinpingning birlashish muqarrar degan so'ziga javob berib, Tayvanning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini xalqning irodasi bilan qaror qilish kerakligini, har qanday tinchlikning izzat-hurmatni asos qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Tsai Ing-wen yana Xitoyning Tayvandagi saylov natijasiga hurmat qilishi kerakligini, Tayvan bo'g'izining tinchligi va muqimligini qo'g'dash ikki tarafning mas'uliyati ekanligini bildirgan. Xitoy kommunist rejimi Tayvandagi saylovni urush bilan tinchlikning tanlashi deb davron selayotgan bo'lib, butun kuchi bilan hozirgi Tsai Ing-wen rahbarlik qilayotgan partiyani hokimiyat beshidan tushirishga harakat qilmoqda. Tayvan hukumatı Xitoyning saxta xabar harbiy yoki savdo jihatdagi besimi orqali saylovga aralashmoqchi bo'layotganligini ko'p qatim ogohlantirgan va ommaning bu masalada hushyorlikni o'stirishini umid qildiganligini ta'kidlagan. Tsai Ing-wen vazifa o'tgan mazgilda Tayvanning mudofiyasini kuchaytirish va zamonaviylashtirishni muhim o'ringa qo'yib kelgan edi. Xitoy yangi yildan e'tiboran har kuni Yaponiya orollarini dafsanda qilishni planladi. Xitoy 2024-yili Yaponiya kontrolligidagi bir turkum orollarga har kuni Xitoy paroxotlari avatishni planlaganligini bildirdi. Xabar haftaligi to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi raisi Xi Jinping yaqinda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atirining Sharqi Xitoy dengiz qo'mondonlik markazini ziyorat qilganda, Sinkaku orolini ko'radigan holda armiyani to'xtamay kuchlantirish kerakligini ta'kidlagan. Xitoy Diaoyu orili deb atab kelgan odamsiz Sinkaku orili Yaponiyaning Okinawa viloyatining g'arbi janubiga taxminan 320 km keladigan 5 orol va 3 xadatashni o'z ichiga oladi. Yaponiya hukumatı 2012-yili bu orollarni kontrol qilgandan buyon Xitoy bilan Yaponiya bu territoriyada kunsiri jiddiy tirkishib kelmoqda. Kyodo xabar agentligining xabariga asoslanganda, Xi Jinping Xitoyning dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining xodimlariga biz faqat olg'a ilgirlay olamiz, orqada qolmaymiz, hatto 1 mm zaminimizni ham elib ketishga hargiz yo'l qo'ymaymiz deb jar solgan. Yaponiyaning xabarida Xitoy rejimining bu yil har kuni talashtirishdagi orollarga yaqin joylarda Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat atrofining bu rayonda tijorat qilayotgan Yaponiya baliqchilik kemalariga parokandachilik selishni planlaganligini bildirgan. Amerika Sinkakuning egalik huquqi masalasida keskin pozitsiya bildirmay kelgan bo'lsa-mu, ammo Yaponiyaning bu orollarni boshqarishini e'tirof qiladi. O'tgan yili Amerika prezidenti Joe Biden Amerikaning Sinkakudagi Yaponiya hukumat paroxotlariga qaratilgan hujumni o'z ichiga olgan bexatarlik shartnomasida Amerikaning Yaponiyani qo'g'lashdagi tavrinmas va'dasini qayta ta'kidlagan edi. Bu rayondagi har qanday to'qinishning Amerika armiyasini Xitoy bilan bevosita to'qinishga so'rab kiritganligidan darak berdi ekan. Amerikaning Yaponiyada turishliq bosh elchisi Rahim Emanuel XT e'lon qilgan uchurida yangi yil kuni Xitoy rejimi rahbarlik qatlami Yaponiyaning Sinkaku orli va uning atrofida paroxotlarni uda 365 kun saqlaydiganligini e'lon qildi. Bu Xitoyning yangi yil qarori. Shuning bilan birga Xitoy yoshlarning ishsizlik nisbati yuqoriligi, turalg'i uy bahosining tuvan bo'lishi va sanoatning tarixiy rekordiga duch keldi degan. Yaponiya tashqi ishlar vazirati e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotda o'tgan bir yilda Xitoyning Sinkaku va uning atrofidagi qonunsiz harakatlarining har oyda 4-dan 16gacha bo'lganligi, ba'zida 45 kilometrga yetadigan rayonda har oyda necha o'n Xitoy paroxoti ko'rilganligi, Yaponiyaning Xitoy paroxotlariga izchil ogohlantirish berib kelganligi bildirilgan. Isroiliya sudi Netanyahu hukumatı o'zgartgan muhim qonunni amaldan qoldirdi. G'azzada jiddiy davomlashayotgan urushning ta'sirida Isroiliya Oliy sudi Netanyahu o'zgartirish kirgizgan qonun taklifini amaldan qoldirdi.
Bloomberg agentliginin 2 yanvardaki haberde aytilishicha, bu yil 7 ayda maqullanğan mazkur qanun sotkilarning huquqini ajizlitishini, hukumat qarorini og'dirib tashlashining oldini olishni maqsad qilgan bo'lib, sot mahkamasidagi 15 sotkining hammasi tunji qitim bu deloga qarab chiqqan. Shuning bilan 7ga qarshi 8 ovoz bilan mazkur qonunni bekor qilgan. Qarordan keyin Netanyahu boshchiligidagi Likud partiyasi sotqa hujum qilib, sotning bu qarori urush vaqtida davlatning o'rtaq maydoniga tahdid solganligini aytgan. Kuzatuvchilar bu qonunning tuzilishi G'azza xalqining fidokirona qarshilik harakatining Isroiliya hokimiyatini tavritib qo'yganligini, Isroiliyada hokimiyat ichidagi ichki bo'linish va xalqning noroziligining kuchayganligini, navbatdagi hukumatning 3 oyga yaqin vaqt ichida G'azzada vosita tanlamay qirg'inchilik qilgan jinoyatlarga qarshi xalqaradagi noroziliqning kuchayganligini, bularning Isroiliya hokimiyatini tavritib qo'yganligini bildirishmoqda. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.